Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. kıymetli dostlar. Herkesin bir örnek aldığı, örnek gösterdiği, e, rol modeli edindiği, rol modeli gösterdiği birileri var. Efendim kimileri karanlığa küfretmeyi, karanlık üzerine konuşmayı seviyor. Biz efendim e, karanlığı aydınlatmak, karanlığa bir mum yakmak derdindeyiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izeni sürmeye gayret ediyoruz. Yıldızlarımız var bizim diye bir başlıkla zaman zaman size güzel örnekler, misaller efendim göstermeye, onlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün de yine genç bir kardeşimiz efendim sizlerle birlikte olacak. Babasında hafızlığını tamamlamış. Babadan hoca Olur mu filan diye bazen böyle söz söyleyenler oluyor. Ve şu anda da iki üniversitede eğitimine devam eden e, ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı bir yarışmada da birincilik ödülü almış Necip Fazıl Pelge kardeşim. Bugün bizlerle. Necip Fazıl hoş geldin. Hoş buldum hocam teşekkür ederim. Yanlış varsa düzeltiriz. Estağfurullah. Nasılsın? iyisin? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Yıllar önce bir televizyon programında o zaman daha herhalde ortaokul öğrencisiydin. Evet, evet, Karşılaşmıştık ama ben yaşlanıyorum galiba unutmuşum. Yes, ee, az önce tekrar hatırlattın. Güzel oldu. Necip Fazıl Belge'yi şöyle biraz aileden, biraz kendinden, kendi dilinden dinleyelim. Kimdir? adım Necip Fazıl, soyadım Belge Hocam. Erzurumluyum. 4-5 yaşlarıma kadar Sakarya'da babamın görevi dolayısıyla orada doğup büyümüşüm. Baba ne iş ee, yapıyor? Babam İmam hatip, annem Kur'an kursu hocası. Ha, anne de, baba da hoca evet. yani. Evet. Birinci sınıf. O zaman bayağı zor olmuştur sizin çocukluk. <laughs> ya hamdolsun hep camilerde, Kur'an kurslarında geçti hayatım hocam, çok güzel. E, birinci 1. sınıf çağımdan sonra e, yaklaşık 2011 yılında İstanbul'da göreve başladı babam tekrardan. Eski e, eskiden de İstanbul'daymış. İşte Sakarya'ya gidip geldi İstanbul'a. Ee, Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde Ferah Merkez Camii'nde bu göreve başladı. Biz de hayatımızı orada idam ettirmeye devam başladık. Ee, i̇lkokul eğitimimi e, yine Üsküdar'da Gazi Mustafa Altıntı Şirköy Okulu'nda tamamladım. Daha sonrasında da dördüncü e, sınıfa gidiyordum. E, abimler benden bir yaş büyüktü tabii benim bir büyük abim. E, benden bir buçuk yaş büyük. Onun bir büyük abim de e, benden beş yaş büyük. Dört kardeşiz, bir de ufak iki, e, üç buçuk yaşında bir kardeşim var. Babam, abimiz erkek mi? Evet, hepimiz erkekiz. Elhamdülillah. Baba evet. dört dörtlük adam o zaman. <laughs> i̇şte abimin arkadaşlarıyla beraber babam onları Kur'an kursuna gönderdiği zaman hafızı Kur'an kursuna. Ben de dedim ki işte baba ben de gitmek istiyorum. Babam da o gün mülakatları beni de götürmüştü, Küplüce erkek Kur'an kursuna hafızı kursu. Ee, sağ olsun orada Ayhan Köse hocamız vardı, yöneticiydi. Beni de kabul etti Kur'an kursuna. Tabii ben küçüğüm, e, üçüncü sınıf yaşımdaydım ama dördüncü sınıf okuyordum. Bir sene erken başlamıştım okula. Akşamına hemen babamı aradım. Baba ben yapamıyorum işte yok ben dayanamıyorum ağlıyorum filan. Halbuki evimize beş dakika böyle mesafede bir Kur'an kursu. Babam da o gün bana işte telefon dedi ki yok bir kere girdiysen daha çıkamayacaksın. Ya bu yola bir kere girdin e, hafızını bitirerek çıkacaksın inşallah. Ya o gün o kararlılıkla e, hafızlık yoluna girdim elhamdülillah. Daha sonrasında da 5. sınıfa başlayacağım sene e, İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen adıyla o zaman açılmıştı. Şu anda Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi diye geçiyor. E, ortaokul eğitimi orada başladım. Hafızlık e, sürecimi de oraya taşıdım. Orası hafızlık proje olarak açıldı çünkü. E, daha sonrasında Oraya başladığınızda hafızlık hazırlığı Hafızlığımı altyapısını yapmıştım Belli bir yere kadar gelmiştim ya, e, Ufaktan başlamıştım yine hafızla. Daha sonrasında orada hafızlık eğitimimle beraber Okul eğitimi de devam ettirdim ortaokulu e ee, tabii bu süreçte birçok hocamın emeği geçti üzerimde. Ee, başta annem ve babam olmak üzere tabii ki. Çünkü onlar olmasa kesinlikle yapamazdım hafızlığı. Ee, eve gittim, geldim. Gündüzlüydü. Okuldan eve, okuldan eve hafızlık proje okulu olduğu için. Ee, elhamdülillah 7. sınıftayken 6. sınıfın sonlarındayken pardon, hafızımı bitirdim. Daha sonrasında LGS işte şey lise sınavına hazırlık süreci derken elhamdülillah okulun aynı okulun lisesini de kazandım. Lise eğitimimi de aynı okulda devam ettirdim, bitirdim hamdolsun. Ve şu anda da e, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İslam Bilimler e, okuyorum, hazırlık sınıfı öğrencisiyim. Aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset bilimi, ve Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Peki İkisini beraber... Peki ikinciyi tercih İkinci, etmenin sebebi e, yani ben eskiden mi yoksa böyle bir özlem mi vardı? Eskiden beri hep e, ya bir devlet adamı olur muyuz acaba o hayalle büyüdük. Hep o şekilde hedefler kurduk. Evet. Ya tabii ben hep eee ilahiyatla beraber İslam bilimlerle beraber hep ek bir alan daha okumak istiyordum. E, abimle beraber liseyi bitirdik. Abimle aynı sınıfta okuduk. Ben erken başladığımdan dolayı abimle beraber işte o hedeflerimiz hep aynıydı zaten. E, bu üniversite ikinci üniversite e, seçimimizde zaten abimle aynı anda oldu. Aynı bölümleri tekrardan e, abi Marmara Üniversitesi'nde ilahiyat okuyor. Ek olarak yine benle beraber aynı İstanbul Üniversitesi'nde aynı bölüme devam ediyoruz. O şekilde abimle ilişkiyi kopartmadan eğitime yani devam şanlı. ediyoruz. İnşallah. Peki abi kardeş arasında genelde böyle kavga, efendim evde güreş çok olur. Size de? Ya tabii ara ara olsa da sonunda tatlıya bağlıyoruz. Ne güzel elhamdülillah. Peki e, o hafızlık yaparken e, hem okul hem hafızlık evet. ki son dönemdeki projelerden bir tanesi bu. E, zor olmadı mı ya da nasıl altından kalktınız? Hocam tabii çok zor. E, hafızlık zaten başlı başına zor bir şey. E, yani kolay bir şey demek olmaz. Ya tabii başladıktan sonra Allah yine yardım ediyor. Ama bir de okulla beraber bunu sürdürmek daha da zorlaşıyor. E, ya tabii 5. sınıfta e, o zorluk hem Bir sene sen Küçük çocuktuk. Ee, 5. sınıftayken devam ettik okulla beraber öğlene kadar hafızlık dersi, öğleden sonra okul eğitimi diye. 6. sınıfa başladığımız zaman da devletin vermiş olduğu hakla okulu dondurduk. 6. sınıfta zaten hafızlıkla ilgili bütün her şeyimizi 6. sınıfı sonra kadar bitirmiş oluyoruz hemen hemen. Daha sonrasında da 7. sınıfta tekrar okul eğitimimize devam ettik Tabi bu süreçte hafızlık dersimizi de tekrar her gün veriyorduk ki hafızımızı unutmayalım. İşte hafızlık belgemizi de o süreçte aldık. Ya tabii zor oldu. Akşamları eve geliyordum. Babamın görev yapmış olduğu camiden çıkmıyordum akşama kadar. Orada babam başımıza hafız abilerimizi zimmetliyordu. Onlarla beraber onların yardımıyla, evde annemizin yardımıyla, camide babamın yardımıyla yani zorlukla, kolaylıkla Hiç o şekilde bitirdim. Sen artık bitir. dediğin, hele <laughs> şu bir bitsin dediğin zamanlar olmuştur mu? Kesinlikle hocam. Şeytan dürtüyor çünkü çocukluk, güzel bir çağı. yoldasın. Allah yolundasın. Evet. Şeytan uğraşması olmaz. Kurmayları. Evet. Eyvallah. Ee, bu iş olmayacak yani bitiremeyeceğim dediğin zamanlar da oldu mu? Ee, i̇ki kere oldu hocam. Hafızlığımın dönüm noktası oldu. Ee, bir hafızlığın tam ortalarında bir de sonlarına yakın. Ee, hamdolsun o zaman çok güzel hocalara denk gelmiştim. Ee, o hocalar beni, e, isimlerini de vereyim hatta. Ekrem Ulus hocam vardı. Yine Furkan Paki hocam vardı. E, onlar beni hafızın böyle kıyısından kurtardılar. E, o şekilde hafıza tekrar devam ettim. Tabi isimleri sayamadığım Bir sürü hocam var e, o süreçte. Onlar da hakikaten helal etsinler bizi izliyorlarsa. E, Peki o şeyi seçimde. nasıl tamamladınız? O 6. sınıfa devlet hani dondurarak hafızı tamamlamak için fırsat veriyor. Oradaki akademi derslerinin Hocam açığını... şöyle okulun, okulumuz zaten çok güzel bir okul. İto Marmara İmam okul öğlenden sonra her gün 2 saat yine bize akademik eğitimlerimizi veriyordu. Belli başlı işte matematik, fen bilimleri, Türkçe diye. o dersleri temel olarak günde bir saat de olsa, yarım saat de olsa o dersleri bize veriyordu ki unutmayalım. Hem de yedinci sınıfa hazırlık olsun diye. Ya Bununla beraber zaten akademik, e, tabi 6. sınıfta zaten okul sınavları falan hiçbir şey olmuyor. Ya e, Tabi öğrenci de işte sınav sitesinin olmadığını bilince, e, okul dersi olmadığının e, farkına varınca tabi o üstünden fazlasıyla bir yük iniyor. E, tamamen hafızlığa yoğunlaşıyor. Bunun yanında da ufak ufak böyle çerez atıştırması gibi de akademik eğitimlerde yanındayken e, hem akademik eğitimi hiç sıfırlanmamış oluyor çünkü bir sene boyunca komple akademik eğitim bırakılsa çocuk 7. sınıfta tekrardan ben 5. sınıfa mı başladım ortaokuldan başladım der. Okulda onu e, göz önüne alarak e, sistemli bir şekilde yürütüyor süreci. Peki orada tabii diğer e, örgün devam eden, edenler kadar yoğun değil ders ama e, o açı üniversite sınavına hazırlanırken ekstra bir gayret gerektiriyor mu? Yoksa ee, yok. lazım olduğu kadar zaten yok. o derinliğe hoca, Hocalar zaten e, sağ olsunlar onu bize çok güzel bir şekilde program yapıp aktarıyorlar. 6. sınıfta fazla bir şey kaybetsek de 7. sınıfın başında sistemli bir şekilde e, yola başladıktan açık, sonra kapatın, açık bir fazlasıyla kapanıyor. Çok çok fazlasıyla. Çok Peki e, her iki üniversitede ilk tercihlerin mi? Hayır. Hı -hı. Ben ilk olarak tabii Marmara Üniversitesi'ni tercih etmiştim. E, Gönlümde o bir ukdeydi ama olmadı. Nasip olmadı. Çok ufak bir puanla kaçırdım. E, ama ikinci, ikinci üniversitede o zaten e, tek tercihimiz ikinci üniversite olarak. E, i̇kisini beraber inşallah bakalım İstanbul Üniversitesi'ndeki eğitimimize daha bugün başladık. Hayırlı e, onu olsun uzaktan eğitimle yapıyoruz. İnşallah hayırlısıyla bitirmek nasip olur ikisini de. Zaten hafızlığın tamamlayanlar evet. Allah onlara dünyadaki ikramlardan bir tanesi de beyin fonksiyonları ultra çalıştığı için ee, diğer arkadaşlara göre diyelim ki hafız olmayan beş gayret edecekse öbürü bir 2'yle işi çözebiliyor. Evet tabii o avantajı Kesinlikle. çoğu yerde fark ediyoruz evet. Hocam. Evet. Sın derslerde de, anlamada da yani o Hafız'ın dünyadayken kaymağını insan görüyor yani Evet her zaman benim rahmetli babaannemin e, çok güzel bir sözü varmış. Babama hep onu söylermiş Babam da hep bize onu söylüyordu. E, Erzurumlu biz tabi. Erzurum lehçesiyle oğlum dermiş. Hafız'ın aşı pişmiş kaşığı içindedir diye. Bir daha söyle bir daha. Hafız'ın aşı pişmiş yani yemeği pişmiş <laughs> kaşığı da içindedir diye. ya Bunu hayatımızın her noktasında görüyoruz hocam. Yani en ufak örnek olarak mesela ya bir yere git gidiyoruz mesela hiç her yer tıklım tıklım arabayı park edecek yer yok İstanbul malum siz daha iyi bilirsiniz bunu ee, hemen bir bakıyoruz ki o arabaya park yeri açılıyor veyahut da bir yere gidiyoruz yani Rabbimiz bir fırsatlar veriyor olmadık kapılar açılıyor bunu her yerde görüyoruz o hafızının bereketine ee, yani bunu sonuna kadar hissediyoruz kesinlikle ee, bir de yarışmalara da katıldınız evet. herhalde ee, hangi güzel okumam yoksa hafızlıkla ilgili bir yarışma hafızlıkla mıydı? Hafızlıkla ilgili hiç katılmadım hocam. Ee, küçüklükten beri hep ezanı güzel okuma ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına katıldık. Ee, hamdolsun ikisinde de e, hem Türkiye hem İstanbul derecelerim var. Ee, en son yine 2022 yılında da Diyanet İşleri Başkanımızın açmış olduğu bir yarışmada, Kur'an yarışmasında Türkiye birinciliği nasip oldu. Güzel okumada. Ee, evet. Maşallah. Tabi bu arada bizi izleyen arkadaşlardan da rica ediyorum. Yani e, gençleri perişan etmemek adına maşallah demeyi lütfen unutmayın. Bana Çünkü e, Allah muhafaza yani kasıt olmasa bile bazen e, nazar haktır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam uyarısı gereği. E, güzel örnek gösterelim derken e, zayi etmeyelim diye özellikle bunu hatırlatıyorum. benim mazur görün. Necip Fazıl kardeşim peki ergenlik döneminde işte hafızlık, ders, üniversite, e, anne bir taraftan, baba bir taraftan e, gerildiğiniz noktalar oldu mu? Ya hocam tabii insan e, fazla zora gelmek istemiyor tabii ki e, mizacı gereği. E, ama Rabbimizin e, bize emrettiği emirler arasında daha sonrasında yine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bize öğütlemiş olduğu hadislerden e, yani feyiz alarak, e, oralardan kendimize ders çıkartarak, onlara örnek alarak e, hiçbir zaman durmamak istiyor insan. Ya tabii durmak istesek de yani e, mesela hafızlık yaparken veya da hafızlıktan sonra yine e, Kur'an yolunda ilme devam ederken ya arkadaşlarım işte sokaklarda geziyor e, veya da gezip tozuyor ailesiyle doyasıya eğleniyor falan. Tabii biz de hamdolsun eğleniyoruz onu yapmıyoruz demiyorum ama e, ee, tabii insan e, zora gelmek istemiyor. Her şeyi rahat yapmak istiyor ama e, maalesef kafir çalışıyor. Müslümanların da bu yolda çalışması lazım. Tabii ki mühendislik alanında, tıp alanında, hukuk alanında, öylesi akademik alanlarda ilerleyen e, arkadaşlarımız da lazım ama e, ilahiyat alanı, İslam bilimler alanını da boş bırakmamamız lazım diye biz zaten küçüklükten beri düşündüğümüz için kendimizi bu yola adadık e, diyebilirim. Ee, ben delik tercihimdi Marmara İlahiyat. Böyle onu tercih edenleri görünce heyecanlanıyorum yani kendi çocukluk ve genç günlerime dönüyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Peki e, baban da yıllardır hafız yetiştiriyor herhalde. Baba evet. neler yapıyor? E, hocam babam e, Ferah Merkez Camii'de imamat tip. E, babam da kendisini e, tamamen çocuklara eğitime adamış bir e, imam. Ee, yani babam olduğu için söylemiyorum ama gerçekten... E... E, baban olduğu için de söyle ya. <laughs> gerçekten Öyle işine an. hakkıyla yapan, daha fazlasını yapan e, çocuklara, gençlere e, ufak da bir şey öğretebilir miyim gayesiyle ilerleyen bir e, insan. Bu eğitim şeylerine daha eskiden Fahri görevliyken Samandıra'da, Sancaktepe'deyken başlamış. Daha sonrasında e, Sakarya'ya gittiği zaman e, orada devam ettirmiş. İşte orada zaten camisine e, camisinin altına bilardo masasına kadar e, işte tenis masaları, langırt masaları, bilgisayar oyunları, akülü arabalar derken bin bir türlü faaliyeti koymuş ki, gerçekleştirmiş ki çocukları camiye çekelim. O e, onu orada zaten başarmış. Daha sonrasında İstanbul'da işte şu anki görev yerine geldiği zaman da aynı sistemi burada devam ettiriyor. Evet. Hamdolsun e, fazlasıyla da e, başarılı oluyoruz hamdolsun. Kışın akşam yaz oluyor derslerimiz. 365 gün eğitimin devam ettiği bir cami hocam. Hiç Hoş tatil anladım. yok. Ya yani tatiller tabii resmi tatiller var ama camide her zaman hafız gençler var. Ee, çocuklar geldiği zaman boş dönmeyecek kaidesiyle çalışılıyor. İşte bir sayfada vermek istiyorsa, bir satır bile okumak istiyorsa o orada dinleniyor. Daha sonra evine gidiyor. Son baban kalfaları falan var yani. Evet evet onları da anlatacağım. Kışın 100-150 civarı yine öğrencimiz geliyor. Her akşam hepsi gelemezse de okul yoğunluğundan dolayı. Yazın da bu sayı daha da fazlalaşıyor. 200-250 civarına kadar çıkabiliyor. Babama tabii tek başına bunu yapması mümkün değil. Yardım eden Türkiye'nin dört bir tarafından gelen hafızları var. Onlarda ya üniversite mezunları ya da lise mezunu olarak gelip imamla veya Kur'an kursu hocalığına hazırlanmak isteyenler oluyor. Onlara da e, yatılı bölümü var mı? 2011 yılında hocam bir ev açtı. Daha sonrasında işte açtığı bir ev, mesela kentsel dönüşüme girecek yıkıldı. Başka bir eve geçildi. O şekilde derken e, şu anda hafızları 20-25 e, 20 civarı öğrenciyi e, pardon 20-25 civarı yardım eden gencimiz var. 15 civarı kişi e, bir evde kalıyorlar öğrenci evlerinde. Ee, bu öğrenci evinde kalan hafızlarımızda birisi işte Muş'tan gelmiş, birisi Erzurum'dan, birisi Diyarbakır'dan, Edirne'den, Tekirdağ'dan, Kars'tan her yerden Türkiye'nin dört bir tarafından gelen hafızlar. Bunlar da hem e, imamlık sınavlarına, KPSS sınavlarına onlara hazırlanırken aynı zamanda da camideki o eğitimlere yardım ediyorlar. Aynı zamanda da işte camiye gelen hocalardan eğitimlerini alıyorlar. İlmihal eğitimlerini alıyorlar. Fıkıh, tefsir. Kendilerini geliştirebildikleri kadar ilim merkezinde kendilerini geliştirme fırsatları buluyorlar. Öyle. Babanın görev yaptığı Ferah Çaymı o zaman Mescid-i Nebevi'nin bugüne yansıması gibi yani. Evet. Hedefimiz en o yönde anladım. zaten hocam Peki, inşallah. Peki babanın evi de az görüyorsunuzdur o zaman. Bu kadar bir yoğun faaliyet olduğunu. Evet. Yani? zaten hemen hemen hocam aynı saatlerde çıkıp aynı saatlerde giriyoruz. Annem de Kur'an kursu hocası olduğu için annem de e, bayanlara yönelik hem de genç kızlara yönelik eğitimler yapıyor. tüm aile, ma aile değil. <laughs> eğitim içerisindeyiz. Maşallah. Biz maşallah. de babamın e, bize öğrettiklerini biz de başka arkadaşlarımıza, başka kardeşlerimize öğretme yolunda ilerlemeye gayret ediyoruz. Peki işte. babana destek oluyor musun şu anda camide gibi o problem? E, şu anda ben buradayım ama abilerim şu anda hala bu ama camide eğitim veriyor. Şey eğitim için yardım ediyorlar. Aynı zamanda şu anda da ders başlamıştır zaten. Ee, yine aynı şekilde 15 civarı hafız gençlerle beraber bütün o öğrencileri okutuyorlar. şu Elhamdülillah. Ne güzel bir aile ya. Kıft edilecek. Aile boyu benim en çok hoşuma giden böyle baba, Allah anne, olsun. çocuklar hatta inşallah yarın bir gün torun torba da olur böyle. İnşallah. Aynı yolda hizmet etmek kıft edilecek inşallah. bir durum ki. Rabbimiz inşallah sayılarını artırsın. İnşallah. Hafızlık haricinde diğer kitaplar okuma noktasında da böyle size değer katacak bir çalışmanız var mı? Okumayı seviyor musun? Hocam şu ana kadar maalesef pek fırsatım olmadı. Ee, o projeme şu anda yani üniversite hayatımızda hep başlayacağız. Yani lisede başlayacak diyor başlayacağız diyorduk ama yoğunluktan dolayı tane. hiçbir zaman başlayamadık maalesef. Tabii. E, Güzel fikirler elde edebileğimiz kitapları her zaman okumaya gayret ettik abilerimizle beraber ama e, inşallah üniversite hayatımız boyunca şu andan itibaren e, o farklı kitapları okumaya da başlayacağız inşallah evet. efendim e, şiddetli bir devreme dayanabilecek bunu da üzerindeki ismi tamamlayacağız elhamdülillah peki e, güzel Kur'an okumada derece aldınız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığında evet. birinci oldunuz evet ben bununla ilgili de şöyle bir Bizi dinleyenlere tamam da hani Ahmet Hocam bir görelim derlerse, bir dinleyelim derlerse küçük de olsa bir sunum yapabilir miyiz? Tabii yoldan geldin biraz sesin yorgunluğu falan da tabii var ama ki hocam, tabii ki. E, siz altından kalkarsanız Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنه عرضها السماوات والارض عده للمتقين الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ فَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين [قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَن فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ ۖ فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ما شاء الله الله يزيك يا دارس لك موافقا Peki hafızlıkta zorlanan gençlerimiz var sizden şimdi yaşça küçük siz artık abi durumuna geçtiniz onlara. Onlara böyle isteyenler varsa söyleyecekleriniz var mı? Ee, hocam şöyle söyleyebilirim şu anda da camimizde hafızlık yapan 20 e, 20 yaşkın talebemiz var küçük 5 ve 6. sınıf olarak. Onlara da aynılarını söylüyorum aynılarını söylemeye gayret edeyim. E ee, tabii şeytanın uğraştığı belli başlı zamanlar oluyor hafızlık döneminde çünkü çok mübarek bir e, vazife. Ee, şeytan ellerinin tersiyle itsinler başta olmak başta olarak. Daha sonrasında da e, tabii ki onların da canı ister ki dışarıda çıkıp top oynasınlar, e, bilgisayar oyunu oynasınlar, tablet izlesinler, tablet oynasınlar, televizyon izlesinler ama belli bir vakit koysunlar kendilerine. Ee, yani o vakitin vaktin dışında fazla bakmamaya gayret etsinler. Çünkü e, akşama kadar hafızlık yaptıktan sonra e, az da olsa böyle yarım saat bir saat boyunca bile televizyona veyahut da herhangi bir dijital e, ekrana kilitlendikten sonra öğrendiklerin hepsi hocam toz gibi uçmaya başlıyor. Tabii siz de bunu bilirsiniz. E, bundan dolayı onlara fazla vakit harcamamaya gayret etsinler. Bir an önce gaza basıp hafızı bitirdikten sonra doya daya onlara bakarlar zaten. E, tabii Haftanın belli günü, e, tabii onların da izin günleri olacak hafızlık yapan kardeşlerimizin. E, kafalarını dağıtsınlar, gezsinler, tosunlar doğaya bıraksınlar kendilerini. E, kafalarını böyle topladıktan sonra, kendilerini bir de deşarj ettikten sonra da haftaya bomba gibi başlayıp tekrardan e, derslerini devam etmelerini e, isterim. Eyvallah. E, tabii yaptıkları iş zor ama biz de zaten bunu bilerek hafızlık yaptık. Hafızlık bittikten sonra mükafatı çok yüksek. Hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında inşallah. E tabii bir evde hafızlık yapılırken sadece o hafızlık yapan çocuk hafıza yapmıyor. Anne de hafızlık yapıyor, baba da hafızlık yapıyor. Tüm aile o işin içine giriyor. Çünkü Bütün neden? Tüm program onun göre evet. ayarlanıyor. Yani misafirliğe gidilecek. misafirliğe gidemiyorlar veya evlerine misafir gelecek. Davet geliyor ama Hafızlık yapan öğrenci de aklı ailenin ve hafızlık yapan çocuk arka odaya geçip orada ders yapmak istiyor ama aklı gelen o Hele de onun herhangi bir yaşıtında çocuğu varsa onunla oynamak ister canı. Ee, hafızlık bittikten sonra da aile zaten onun mükafatını bildiği için e, cennette inşallah annesine de babasına da başlarına taş giydirilecek. Ee, i̇nşallah onun sevabını göz önünde bulundurarak bu zorlu sürece katlanmaları... Tabii ki en güzel şey. İnşallah hayırlı bir şekilde şu anda hafızlık yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de güzel bir şekilde bitirmeleri nasip olur inşallah. Ee, ömür boyu da onu yaşayabilmek hepimize nasip bir olur. Bir de namazla ilgili sorlandığınız mutlaka olmuştur. Sürekli ve düzenli namaz kılmaya başlamak isteyip de başlayamayan yine o, çünkü siz daha yakınsınız o yaş grubuna. Evet. Onlara ne tavsiye edersin? Ya evet. anne babalarına? <laughs> ya hocam şöyle... Hele ki hafızlık döneminde, hafızlık dönemini daha sonra birine geçeyim isterseniz. Hafızlık döneminde çocuklar direkt şey yoluna giriyor işte namaz vakti geliyor, ezan okunuyor ama ben yarım saat daha işte namaza çıkıp vaktimi harcayacağım ve cemaatle namaz kılacağım mesela yarım saat daha burada fazladan ders yaparım moduna giriliyor ama babam zaten camideki küçük talebelere de aynısını söylüyor, bize de aynısını söylüyor. Oğlum hafızlık namaz olmadıktan sonra bir işe yaramaz diyordu çünkü Sonuçta Allah'ın e, kitabını ezberliyorsunuz ama Allah'ın kitabında yazanları uygulamadıktan sonra ne manası var onu ezberlemenin diyordu. E, öncelikli olarak kendimize tabi hafızlık yapıyorsak da namaz e, namazı ilk sıraya koymamız gerekiyor. Namazdan sonra e, dersimiz eksik kalmışsa zaten dersimizi devam ettiririz. Hafızlık yapmayan kardeşlerimiz için de ee, başlayacağım, başlayamayacağım, başlayacağım, başlayamayacağım yolunda olanlar için de günde bir vakit kılsınlar, iki vakit kılsınlar o şekilde başlasınlar. Daha sonra inşallah zaten bunu e, sürdürülebilir bir hale zaten belli bir seviyeden sonra gelecektir. Tadını aldıktan sonra evet, zaten evet. bir başlayın. Evet. Ee, ya tabii gündelik hayatta hocam çok şeye vakit harcıyoruz. Hel e, elimizde herhangi bir Sosyal medya hesabına girsek bile bir tane video kaydırdıktan sonra 15 dakika sonra belki 20 dakika sonra ne zaman çıkacağımızı bilmeden bir bakıyoruz ki işte saat şu kadar geçmiş. Halbuki e, yani namazda o vaktimizi harcasak, namazdayken tabii şeytan direkt başımıza gelip dikildiği için 5 saniye bile bize orada 5 dakika gibi geliyor olabilir. E, ama yine namaz zihnin direğidir zaten. E, namazın o sevabını yine göz önünde bulunarak aynı hafızlıktaki gibi onu düşünerek o e, cennette karşımıza çıkacak o güzel nimetleri gözümüzün önünde bulundurarak inşallah bu şekilde kardeşlerimizi de namaza davet ediyoruz. E, i̇nşallah bizi de ömrü hayatımız boyunca beş vakit namazımızı güzel bir şekilde kılmak bize de nasip olur inşallah. Eyvallah. Çıkmam bu Eyvallah. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var. mı? E, davetiniz için çok teşekkür ederim hocam. Dinleyenlere de ufak da olsa bir şey aktarabildiysek ne mutlu bize. Eyvallah. Kıymetli dostlar gençlik nereye gidiyor diye zaman zaman böyle yakın anlara diyoruz ki ya gençlik bir yere gitmiyor bizim izimizi takip ediyor biz anneler babalar güzel örnek olur sorumluluğumuzun farkında olur üzerimize düşeni yaparsak imtihan sebebi değilse evladımız da ya bizim gibi olacak ya bizim bir tık daha öteye gidecek ee, deci fazıl kardeşim Babası efendim hafız, hafızlar yetiştiriyor. Çok güzel bir iş yapıyor ama evladı elhamdülillah babasının da geçecek. İki üniversite inşallah ileride master'ıydı, doktorasıydı. Bu camiada efendim hem milletimize, devletimize hem de insanlara güzel hizmet edecek. Ee, babasını geçecek inşallah. Güzel işlere hedef koymuşlar ve o hedefe gidecek yolda da Elhamdülillah adımlar atmışlar. Hazreti Mevlana'nın annesinin sözü aklıma geldi. Evladım diyor çocuklarına eğer babanı geçecek halim olmazsanız size emzirdiğim sütüm helal olmaz diyor. Maşallah kardeşliklerimi tebrik ediyorum. Babasını geçecek bir yol adım atmışlar. Hem ilimde hem irfanda hem takvada hem güzel ahlakta hem de hizmette babalarını katlayacak nesil olsunlar. Sizin de evladınız sizi geçecek. Takvada, ihlasta, samimiyette, güzel ahlakta ve Allah yolunda, cihatta sizi, bizi geçecek. Rabbim güzel nesiller nasip etsin diye dua ediyorum. Bir başka programda bu düşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.